Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir LGS soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Konumuz bu sefer arkadaşlar, Precocious to Save the Planet. Gezegeni kurtarmak için alınacak önlemler. Biliyorsunuz ki natural disasters, natural forces, doğal afetler, doğal güçler konusundayız. Burada gezegenimizi tehdit eden doğal güçlere karşı insan olarak nasıl savaşırız? Bunun peşine koşuyoruz arkadaşlar. Bakalım bununla alakalı ne tarz sorularla karşılaşabilirmişiz? Evet, uzun bir metin sorusu var arkadaşlar ve devamındaki iki soruyu buna göre çözeceğiz. Resime bir bakalım. Resimden bağımsız değildir hiçbir soru ona göre. Bir tane dünya resmi var. Ortasında musluk var. Musluktan son bir damlanın aktığını görüyorum bardağın içine. Wow. Yani %75'i sularla çevrili olan, %80'i sularla çevrili olan gezegenimizde suyun bittiğine dair bir resim görüyorum arkadaşlar. Bakalım metinde nelerden bahsetmişiz. 80% of the Earth's surface is covered with water. Dünyanın yüzeyinin %80'i suyla kaplıdır. Covered, kaplıdır, örtülüdür. That's why, bu yüzdendir ki, most people think that human beings will never have water shortage problem. Bu yüzden çoğu insan şunu düşünür, insanoğlu hiçbir zaman su kıtlığı yaşamayacak. Bakın dünyanın her tarafı masmavi diye düşünebilirler. I don't agree with them. Onlara katılmıyorum because 97% of that water is salty. Bu suyun %97'si tuzlu, but only 3% of it is drinkable. Ama sadece %3'ü içilebilir. At present, günümüzde, world population is 7.6 billion. Günümüzde dünya nüfusu 7.6 milyar and it is increasing every year. Ve her sene gittikçe de artıyor. Most probably, yüksek bir ihtimalle, future generations will have difficulty in finding clean and drinkable water as African people do today. Muhtemelen yüksek bir ihtimalle gelecek nesiller su bulmakta, temiz ve içilebilir su bulmakta zorlanacaklar. As gibi demek ne gibi? Afrikalıların bugün yapıyor olduğu gibi. Yani Afrikalıların bugün yaşadığı problem arkadaşlar yakın bir gelecekte bütün gelecek nesillerde yaşayacak diye tahmin ediyormuş bunu yazan kişi. As a result, sonuç olarak da we must stop wasting water and use it more carefully. Bu yüzden sonuç olarak biz suyumuzu israf etmeyi bırakmalı ve onu daha dikkatli kullanmalıyız gibi bir güzel bir metin var. Which of the sentences in the text is an advice for human beings? Metindeki hangi cümle bizim insanoğlu için bir advice, tavsiyedir, öğüttür, nasihattir? As a result, we must stop wasting water and use it more carefully. Sonuç olarak biz suyu israf etmeyi bırakmalı ve onu dikkatli kullanmalıyız. Aslında cevap direkt aymış. At present, günümüzde dünya nüfusu 7.6 milyar diyor. Bu değil. Ve giderek artıyor. Bu değil. Onlara katılmıyorum. %97 tuzlu, %3'ü temiz ve içilebilir su demişti arkadaşlar. Bu da değil. Bunları karaladım. Muhtemelen gelecek nesiller işte temiz su bulmakta sıkıntı yaşayacak diyordu arkadaşlar. Bu da değil. Bizim burada öğüt niteliğinde, nasihat niteliğinde olan hatta biraz da onu aslında şurtla yapılırsa biraz öğüt, nasihat da masla yapılırsa biraz da zorunlu kılmışız arkadaşlar. Gelecek nesilleri için biz su israfı yapmayı bırakmalı ve tabii ki onu dikkatli kullanmalıyız demişiz. Bu bir tavsiyedir. Which is true according to the text? Metne göre hangisi doğrudur? All people use water carefully. Tüm insanlar suyu dikkatli kullanıyor diyor. Hayır. The number of people on earth is decreasing every year. Increase, artmak, decrease, azalmak demek. Azalmak. The number of people on earth, dünyadaki insanların sayısı her sene artıyor diyor, azalıyor diyor arkadaşlar. Azalmıyor, artıyor. Following generations will find enough clean water. Gelecek nesiller temiz su bulabilecekler. Enough, yeterli. Yeterli temiz suyu bulabilecekler diyor. Metinde bunun tam tersini iddia ettiğinden dolayı arkadaşlar. Bu da doğru değil. Only one fifth of the earth's surface is covered with land. Dünya yüzeyinin sadece beşte biri karalarla kaplıdır. %80'i sularla kaplıysa geri kalan %20'lik kısmı da arkadaşlar karalarla kaplıdır diyebiliriz. Bu %80 ve 20'yi oranladığımız zaman arkadaşlar 5'te 1 oranında olduğunu karaların söyleyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar D seçeneğidir diyoruz. Yani şöyle düşünün, %20 ise 20 ile sadeleştirirsek arkadaşlar her tarafı burada 5, burada da 1 kalacağından 1 bölü 5'i. Yani dünya yüzeyinin 1 bölü 5'i aslında karayla kaplıymış.
Burada çevreye sahip çıkan insanların davranışlarını görüyoruz. Çöpünü çöpe atan, ağaç diken, ampulü tasarruflulardan kullanan, yerleri süpüren, suyunu israf etmeyen, her tarafa bisikletle giden, işte etrafı az sulayan, yani ağaçları sulayan, rüzgar enerjisi kullanan ve hava kirliliğine karşı çıkan insanlar görüyoruz. Biraz resim küçük kalmış arkadaşlar çünkü bu metin uzun. As human beings biz insanoğlu olarak, as human beings, we cannot prevent natural disasters. Biz insanoğlu olarak doğal afetleri önleyemeyiz. Yani bir depremi, bir işte volkanik patlamayı, bir çığ düşmesini falan belki önleyemeyiz. Such as earthquake, volcano, tornado, avalanche or tsunami. Ne gibi? Deprem gibi, volkanlar gibi, hortumlar gibi, çığ düşmesi ve tsunami gibi doğal afetleri önleyemeyebiliriz. However, ancak we can do something to stop global warming and climate change. Küresel ısınmayı durdurmak, küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurmak için bir şeyler yapabiliriz. First, we need to change our lifestyle. İlk olarak yaşam tarzımızı değiştirmemiz lazım. We must immediately start recycling. Biz acilen geri dönüşüm yapmaya, plant trees, geri dönüşüm yapmaya başlamalı. Plant trees, ağaç ekmeli dikmeli. Use energy efficient lamps, enerji tasarruflu ampuller kullanmalı. And save water. Ve aynı zamanda suyu tasarruf etmeliyiz diyoruz arkadaşlar. We must renewable sources. We must use, şuraya bir use kelimesi getirelim. We must use renewable energy sources. Biz yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalıyız. Because they are clean. Çünkü onlar temizdir. And don't cause pollution. Ve kirliliğe sebep olmazlar. We mustn't go everywhere by car. Her yere arabayla gitmemeliyiz. Instead, bunun yerine we must prefer walking or cycling. Yürümeyi veya bisiklete binmeyi tercih etmeliyiz. Because they cause air pollution. Hava kirliliğine sebep oldukları için we must use filters for factories and vehicles. Araçlarda ve fabrikalarda filtre kullanmalıyız. And use public transportation. Ve tabii ki toplu taşımayı kullanmalıyız. We mustn't drop litter away. Çöplerimizi etrafa atmamalıyız. Or pour chemicals into the rivers. Veya nehirlere kimyasalları dökmemeliyiz. We must do our best to stop all kind of pollution. Tüm kirlilik türlerini durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız. If we want to leave a better world for the next generations. Eğer gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak, we must be green and responsible people. Biz yeşil olmalıyız, yani çevre dostu, and responsible ve sorumlu bireyler olmalıyız gibi güzel bir farkındalık metni. What is the best title for the text? Bu metnin en iyi başlığı sizce hangisi olabilir? Things to do for a better world. Daha iyi bir dünya için yapılması gerekenler belki bu olabilir de. Olabilir. How to save energy at home. Evde nasıl elektrik tasarrufu yaparız? Tam olarak bu değil arkadaşlar. Bu çok dar kalmış. Sadece bir kısmını temsil ediyor. Eco-friendly energy. Çevre dostu enerji diyor. Bu da yine bir kısmını temsil ediyor. Pollution types. Kirlilik türleri. Bundan çok da bahsetmemiş arkadaşlar. Ama asıl son cümle zaten bizim için vurucu cümle oluyor. Eğer gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyorsak biz şunu yapmalıyız. Yani sorumlu ve yeşil bireyler olmalıyız diyor arkadaşlar. Things to do for a better world. Daha iyi bir dünya için yapılması gerekenler bu metnin en iyi başlığı olabilir. Which of the following doesn't help to stop air pollution? Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğinin durdurulmasına yardımcı olmaz? Walking and cycling. Bisiklete binmek veya yürümek arkadaşlar olabilir. Neden? Araba kullanmadığımız için doğayı kirletmemiş oluruz. Çevreyi kirletmemiş oluruz. Using public transportation. Toplu taşıma kullanmak. Bu da yine yardımcı olur. Planting trees, ağaç ekmek, bu da yine yardımcı olur. Neye? Air pollution, hava kirliliğine arkadaşlar. Saving water, su tasarrufu yapmak iyi bir özelliktir, iyi bir davranıştır ama arkadaşlar hava kirliliğiyle pek bir alakası yoktur. Dolayısıyla ilgisiz olan burada D seçeneği. Ve geldik son sorumuz arkadaşlar. Which is false according to the text? Metne göre hangisi yanlıştır? We can stop global warming and climate change if we become responsible people. Eğer biz sorumlu bireyler olursak küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini durdurabiliriz. Metinde zaten bunu savunuyoruz arkadaşlar. It is impossible for people to prevent natural disasters. Doğal afetleri de engellemek insanlar için imkansızdır diyor. Evet hani bazılarının demiştik işte deprem gibi, hortum gibi vesaire onlar imkansızdır. Renewable energy sources such as wind and solar energy pollute air. Pollute, kirletmek.
Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları havayı kirletir diyor. Aksine arkadaşlar havayı kirletmezler. Zaten o yüzden onun tercih edilmesi gerektiğini söylüyoruz her seferinde. Aradığımız seçenek, daha doğrusu yanlış olan seçenek bu. We must think about the future of the world. Dünyanın geleceğini düşünmek zorundayız. Tabii ki arkadaşlar biz gelip geçeceğiz. Bizden sonraki nesiller ve ondan sonraki nesiller diye devam edecektir arkadaşlar. Dünya bizim malımız değil. Dolayısıyla bir sonraki gelecek kuşakları da düşünmemiz lazım diyorum. Burada arkadaşlar alakasız olan seçenek C seçeneği diyoruz ve burada videomuzu sonlandırıyoruz sevgili arkadaşlar.